Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yaz sezonumuzu, tatilimizi bitirdik. Bundan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine ara ara vloglarımızla yeni yılı sezonuna da yine devam edeceğiz. Ve kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız ve desteklerini esirgeyen tüm güzel dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Güzel bir yere gelip sizlerle başarmanın, güzel bir işin sonucunda mutluluk verici bir iş yapacağımıza ben de sizler gibi inanıyorum. İnşallah o günleri görürüz. Evet, lafı uzatmadan bugün yine bir yöresel yemeği yapacağız ve ara ara sizlere ben yöresel yemeklerimiz olarak da geleceğim. Mesela bugün İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. İzmir'in İzmir köftesini yapacağız. Fırında köfteli İzmir yemeğimizin tarifini yapacağız. Evet, köftemizde öncelikle malzemelerimiz, çünkü bunun sosu da var. Ama önce malzemelerimizi biz şöyle bir izleyelim. Ekmek içimiz var, kekikimiz, karabiberimiz, pul biber, tuz, bir tane yumurta, maydanoz ve şöyle iki tane küçük soğanım var. Tek bir orta boy soğan da olabilir. Benimkiler küçük olduğu için iki tane rendeleyeceğim arkadaşlar. Evet, ilk önce ben soğanlarımı bir rendeleyeyim şöyle. Evet, soğanlarımızı rendeledim. Kıymamız da orta kıvamda, yani çok yağlı değil, çok yağsız da değil. Bakın, gördüğünüz gibi fazla böyle yağlı değil. Evet, neden fazla yağlı değil? Çünkü İzmir köftelerimiz normal köfte gibi küçülür. Onun için fazla yağlı olmaması gerekiyor. Evet, bu aşamada şöyle ekmek içimi ben kendim yapıyorum kızlar. Şöyle yeterli. Bir tane yumurtam. Şöyle maydanozumuz. Evet arkadaşlar, bu kısımda sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz köftede. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiberimi ilave ettim. Yine yarım çay kaşığı kadar pul biberimi ilave ettim. Çünkü sosumuz da biraz acılı olacağı için fazla koymuyorum. Şöyle biraz da kekik ilave ediyorum. Tuzumuz. Yine sizin kıvamınıza göre köftelerimizi bir yumurtadan küçük tutuyoruz ve şöyle avucumuzda 4 parmak eni kadar tutuyoruz kızlar uzunluklarını. Bakın, harika oldu, harika köfteler yapıyoruz. Yaklaşık bu yemek 8 kişilik arkadaşlar. Siz malzemeyi ona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, köftelerimizi şöyle bu aralarına koymak için kızlar bu boşlukları o yüzden bıraktım. Patates, domates, biber
yerleştireceğiz. Şimdi onları hazırlıyorum. Şöyle. Siz düz bıçakla da yapabilirsiniz. Ben biraz daha görseli hoş olsun diye böyle şekilli olan bıçakla yapıyorum. Ben köftelerin arasına patatesleri yerleştirdim. Bu biberle domatesleri daha sonra ilave edeceğiz. Bunları fırına önden vermemiz gerekiyor. Şimdi ben bunları 190 ile 200 derece arasındaki fırına süreceğim kızlar. Tereyağımızın tam kokusunu alana kadar kızlar biraz kızartmamız lazım. Şöyle biraz rengini koyulaşması lazım ki tam o tereyağı kokusunu biraz alalım. Şimdi kokmaya başladı ve iki tane yaprak böyle defne yaprağını içine atıp şöyle biraz daha bir döndürelim. Kokusunu alalım. Şöyle biber salçası ve domates salçası da var. Böyle yarım kaşık. İkisi yemek bir kaşığı yapıyor. Böyle. Ve sosumuzu da ilave edelim. Bu da buzlukta. Yemeklerimizi çok sokuyoruz ya o. Bu sosu en güzel yapan şöyle bir tatlı kaşığı un ilavesi. Onu da bununla beraber kavuracağım. Şöyle. Yine çok az bir karabiber. Çünkü köftemizde de var zaten. Tüm malzememiz bu. Ben yine tüm malzemeleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Biraz iki aşamalı olduğu için sizin rahat etmeniz için, anlayabilmeniz için açıklama kısmına yazacağım malzemeleri. Evet, şu kısımda bir eridime suyumuzu ilave edeceğiz. Şöyle tuzunu da atalım. Yine kıvamına bakarak siz ayarlarsınız kendinize göre tuzunuzu. Evet, sosumuzun kaynamasını bekleyelim. Çünkü köftelerimiz fırından çıkmak üzere yaklaşık 15-20 dakika köfteleri fırında beklettik. Şimdi onları da çıkartmak üzereyim. Harika bir İzmir köfte yaptık. Mis kokulu, mis kokulu, fırın kokulu. Evet, bu yemek için İzmir'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like vermeyi, mesaj yazmayı unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.